Yeniden merhaba sayın seyirciler. Lice özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Sayın Saruhan Oluç. Sayın Oluç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan değerlendirmelerini alacağız konuğumuzun. Şimdi tekrar bir hatırlayalım. Lice'de neler yaşandı? Lice'de karakol yapımına karşı günlerdir devam eden direniş çadırına askerler silahla müdahale etti. Dün Ramazan Baran ve Hacı Baki Akdemir yaşamını yitirdi. Karakol yapımı ve askeri operasyonlara karşı 16 gündür devam eden direniş çadırına dün akşam saatlerinde yine müdahale oldu. Cellik bölgesinde asker ve polislerin konumlandığı noktaya slogan atarak yürüyen gruba asker gaz bombasıyla müdahale etti. Yurttaşlarsa taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Askerlerin gerçek mermi kullandığı müdahalede iki kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Ramazan Baran'ın cenazesi Dicle Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Fiskaya Mahallesi Kurşunlu Camisi'ne götürüldü. HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Atay'la Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak'ın da aralarında bulunduğu bir heyetinde katıldığı cenaze kortejinde binlerce kişi Yeniköy mezarlığına yürüdü. Baran'ın cenazesi yapılan törenin ardından toprağa verildi. Hacı Baki Akdemir'in cenazesi ise gece saatlerinde Lice Devlet Hastanesi morguna getirildi. Savcılık Akdemir'in cenazesinin Diyarbakır'a götürülmesi durumunda kentte gerginliğin çıkacağını gerekçe göstererek otopsinin Malatya'da yapılmasını kararlaştırdı. Akdemir ailesi duruma tepki gösterdi. Akdemir'in otopsisi için Diyarbakır'dan Lice'ye savcı ve adli tıp uzmanları geldi. Savcılığın Akdemir'in ölüm nedenini rapora arbede olarak yazdırmak istemesi tartışmaya da neden oldu. Akdemir'in cenazesi hastaneden alınarak Kali Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Cenaze Lice'nin Hediköy Mezarlığı'nda defnedildi. Ayrıca ağır yaralanan Abdullah Akkuli de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Lice'de iki kişinin yaşamını yitirmesi üzerine Hakkari'de esnaf kepenk açmadı. Evet, şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Bilal Gezer orada. Bir önceki bağlantımızda orada gösteri yapanlara bir müdahale olduğundan bahsetmişti Bilal. Şu anda o müdahale devam ediyor mu ve son gelişmeler neler? Sözü Bilal Gezer'e bırakalım. Evet, dün Lice'de yaşanan olaylarda yaşam yitiren Ramazan Baran bugün yaklaşık bir saat önce Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Buradan taziye için Suçin'deki Saray Kapı Yasemin'e doğru yürüyüşe geçen kitle istasyon meydanı civarında polis ile yurttaşlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis yolda barikat kurmaya isteyen yurttaşlara müdahale etti. Polisin müdahalesi uzun süre devam etti. Yurttaşlar da polise taş ve hava fişeklerle karşılık verdi. Sıkılan gaz fişeklerinden onlar insanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Şimdilik burada durum sakin. Bizim şu an aktaracaklarımız bu kadar. Yadigar. Peki Bilal, teşekkür ediyoruz. Verdiğim bilgiler için Bilal Gezer'in aktarımıyla biz de altını çizelim. Şu anda Diyarbakır merkezde durum sakin. Herhangi bir gerginlik söz konusu değil sayın seyirciler. Ancak başka kentlerde protestolar şiddetliydi. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde Kalekol'un yapımı protestosunda çıkan olaylar nedeniyle İstanbul, Van, Muş, Şırnak'ta gösteriler düzenlendi. Bağcılar ve Ok Meydanı'nda yapılan gösterilere polis müdahale etti. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde karakol yapımı protestolarında çıkan olaylar nedeniyle gösteriler düzenlendi. Muş'un Bulanık-Varto karayolu trafiğe kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemi alınırken bölgeye çok sayıda ambulans getirildi. İstanbul'un Gazi, Ok Meydanı, Bağcılar ve Kadıköy ilçelerinde de gösteriler düzenlendi. Gazi, Ok Meydanı ve Bağcılar'daki gösterilere polis müdahale etti. Kadıköy'de de oturma eylemi vardı. Şırnak ve Van'ın Çatak ilçesinde de protestolar düzenlendi. İstanbul'da pazar günü, yani bugün de birçok protesto yapılacak. İhade saat 13'te Taksim'de bir basın açıklamasıyla Lice'deki yaşananları kınadı. Saat 15'te Bağcılar ve SDP'de saat 19'da Kadıköy'de protesto gösterisi düzenleyecek.
Lice'deki Kalekol'a karşı nöbete çarşamba günü de silahla müdahale edilmişti. Bu müdahale sırasında asker ve polisin ilginç anonsu da kameralara yansımıştı. Şimdi o anonsu hatırlayalım. Polis ve askerin Kalekol ve karakolları protesto edenlere müdahalesi gün boyunca sürdü. Bölgede silah sesleri de duyuldu. Halk bir tepede toplanırken asker akreplerden anonslar yaptı. Gördüğümüz yerde geçmiş yapıp imha edeceğiz. Birazdan arkanızdan her tarafınızdan saracağız sizi. Bakın göreceksiniz, o teröristleri de imha edeceğiz. Sivillerin bulunduğu ve çatışmasız bir ortamda askerin yaptığı imha anonsu da kayıtlara geçti. Teröristleri görürseniz ona göre kayıt altına alarak imha edin. Evet, bu görüntüler çarşamba gününden, bunu da belirtelim sayın seyirciler. Bu arada gözaltılar da var. Lice'de iki kişinin hayatını kaybettiği polis müdahalesine tepki gösteren çok sayıda kişi ilçeye gitti. Bismil'den Lice'ye doğru yola çıkan 10 kişi kontrol noktasında gözaltına alındı. Lice'de yaşanan gelişmeler üzerine Bismil'den ilçeye gitmek üzere yola çıkan 10 yurttaşın içinde bulunduğu araç Kocaköy ilçesi girişinde jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Kimlik kontrolüne tabi tutulan yurttaşlar ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilemeyen vatandaşlar Kocaköy jandarma karakoluna götürüldüler. Evet, şimdi hemen konumuza dönmek istiyorum. Değerlendirmelerini alacağız. Sayın Oluç, devam eden bir müdahale vardı. Yürütülen bir süreç var ve Rojava'da gelişmeler var. Hükümetin bu konudaki tutumu birçok, aslında çelişkiden söz edebiliriz süreç kapsamında. Ve son olarak Lice'de iki kişi hayatını kaybetti Kalekollara karşı yaptıkları bir gösteri sırasında. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tabloyu? Aslında bu durum çok, yani göstere geldi. Günlerden beri bu Kalekol ve karakol inşaatlarının yoğunlaşmasından beri bu konuda hükümet çeşitli şekillerde uyarıldı. Kalekolların ve karakolların yapımını çatışmasızlığı fırsat bilerek arttırmak, bu konuda yoğunlaşmak, yeni karakollar yapmak, eskilerinin tadilatını yapmak, bunlar çok ciddi bir gerginlik konusudur. Ve bunu bu şekilde devam ettirilmemesi gerekir diye hem orada halkın demokratik tepkisiyle bu gösterildi, hem mecliste milletvekilleri aracılığıyla hükümete bu iletildi, hem de bütün bu barış ve çözüm süreciyle ilgili olan herkesin yazdığı, aydınların, çeşitli barış güçlerinin, demokrasi güçlerinin belirttiği bir şeydi. Yani bunun sürece uygun olmadığı, bir çözüm ve demokratikleşmeyle alakası olmadığı çok açıktı ve defalarca uyarıldı. Fakat hükümet bu konudaki uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadı ve hala da almıyor. Yani hem oradaki halkın tepkisini dikkate almıyor, orada halkın tepki göstermesinden daha doğal ve meşru bir şey olamaz. Çünkü yıllarca bölge halkı oradaki karakolların ne işlev gördüğünü biliyor. O karakolların nelere yol açtığını biliyor. O karakollar onlar için zulüm demek, baskı demek, işkence demek, faili meçhul demek. Yani o karakolların hiçbir tanesi halk açısından güvenlik demek değil aslında. Tam tersine büyük bir güvensizlik demek. Ve bunların yenilerinin yapılması, tadilatının yapılması, hatta kalekol dediğimiz iyice abartılmış, büyütülmüş bir takım karakolların yapılması çok ciddi bir tepki çekti. Ve çok haklı ve meşru bir tepkiydi bu. Yani bu aslında göstere geldi. Günlerdir buna karşı çeşitli etkinlikler yapılıyor, eylemler yapılıyor, halk tepkisini gösteriyor. Ve halk tepkisini gösterirken de elinde bu tepkisini gösterdiği zaman kullandığı hiçbir araç yok kendisinden başka.
Buna karşı saldırganlık gittikçe arttı ve en sonunda böyle bir noktaya gelindi. Çok yanlış bir politikanın, yanlış uygulamaların ve çok sorumsuzca davranışın sonucu olduğunu doğrusu düşünüyoruz. Yani hükümet bu konuda yanlış bir politikayı devam ettiriyor. Bir an evvel bu politikadan vazgeçmesi lazım. Yani kalekol, karakol yapımının askeri amaçlı oradaki bütün yol ve baraj yapımlarının mutlaka durdurulması gerekiyor. Eğer siz barış ve çözüm istiyorsanız, demokratikleşme yapacağız diyorsanız, eşit haklara ulaştıracağız bütün Türkiye'deki halkları ve Kürt halkını diyorsanız, o zaman oraya karakol ve kalekol yapmayın. Oraya harcayacağınız parayı bölgedeki yatırımlara harcayın. Oradaki karakolları kültür evi yapın. İnsanların hizmetini o şekilde sunun. Ama tam tersi yapılıyor. Bu ise çok açık bir biçimde, ki bunu bir yıldan fazladır tartışıyoruz, her fırsatta da konuşuyoruz, çok açık bir biçimde aslında savaş hazırlığı olarak, yeni bir çatışma döneminin hazırlığı olarak algılanıyor ve büyük bir tepki yaratıyor. Bu tepkinin sonucudur aslında bugün yaşanmakta olanlar ve çok ağırdır. Aslında orada siz biraz evvel haberlerde de gösterdiniz o çeşitli anonsları, işte imha edin vesaire gibi anonsları. Orada sıkılan her kurşun aslında sadece halka sıkılmıyor. Orada sıkılan her kurşun demokratik çözüme sıkılıyor. Orada sıkılan her kurşun barış umutlarına sıkılıyor. Sıkılan evet. Her kurşun aslında yeni bir çatışmacı dönemin başlatılması için sıkılıyor ve bu sorumluluğunu hiç kimse taşıyamaz. Peki, ne hükümet, yani ne siyasi irade bunu taşıyabilir, ne de oradaki askeri irade bunu taşıyabilir. Çok ağır bir yolda ve sonuçlarının çok ağır olacağı bir yolda ilerliyorlar. Bu yanlış bir şey. Peki, devam edeceğiz sizinle. Şimdi hemen Nice'ye dönelim. İmece TV editörü Soner Şimşek orada gelişmeleri takip etmekte. Son durumu Soner'e soralım. Soner. Evet Yadigar, Lice ilçe merkezindeyiz. Dün gece olayların hemen ardından Lice'ye ulaşmaya çalışmıştık ama askeri güvenlik noktalarından Lice'ye geçiş izni verilmiyordu. Biz de Diyarbakır'a dönüp oradaki durumu takip etmiştik. Bir cenaze Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınmıştı. Ramazan Baran'ın cenazesi Kurşunlu Camii'ne götürülmüştü. Onun cenazesi bugün sabah defnedildi Diyarbakır'da. Biz de sabah erken saatlerde Lice'ye ulaşmak için tekrar yola çıktık. Güvenlik noktaları aynı yerlerinde duruyorlardı. Oldukça yoğun güvenlik noktaları, çok fazla sayıda asker ve askeri aracın, zırhlı aracın bulunduğu noktalar. Bir şekilde Lice'ye ulaşabildik. Buraya geldiğimiz anda bir diğer dün yaşanan olaylarda yaşamını yitiren yurttaşın cenazesi, Hacı Baki Akdemir'in cenazesi Lice'den konvoyla Hendik köyüne götürülüyordu. Bu cenazeyi takip ettik. Bini aşkın Diyarbakırlı, Liceli cenaze için o köydeydiler. Defin işlemi gerçekleşti. BHDP'li milletvekilleri oradaydı. İlçe, il, belediye eş başkanları oradaydı. Sloganlar eşliğinde cenaze defnedildi. Bir de açıklama geldi. PKK Ahmet Eyalet Komutanlığı bir mesaj iletmişti cenazeye. O mesajda bu yaşananların sorumlusunun bizzat hükümet ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu söyleniyordu. Şimdi biz o cenaze töreni sonrası tekrar Lice'ye geldik. Lice'de tüm kepenkler kapatılmış durumda. Şehir oldukça sessiz. Zaten cenaze töreninden hemen sonra orada bulunan kalabalık günlerdir buradaki protesto eylemlerinin merkezi halinde olan Cellik mevkine doğru yola çıktılar. Dün yaşanan olayda iki kişi yaşamını yitirmişti. Bir kişi de ağır yaralı. İlk dakikalarda olaya dair net bilgi almak oldukça güçtü. Çünkü hem gazeteciler hem de burada inceleme yapmak isteyen, buraya gelmek isteyen hem HDP'li, BDP'li yetkililer hem de halk
Lice'ye ulaştırılmamıştı. Dolayısıyla sağlıklı bilgi Lice'den almak mümkün değildi ama sabah saatleriyle birlikte olayın daha net bir şekilde açıklığa kavuştuğunu söyleyebiliriz. İki noktada bu protesto eylemleri, kalekol ve karakol yapımına karşı sürdürülen protesto eylemleri sürdürülüyordu. Bir noktada iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada askerin ateş açmasıyla bu olay gerçekleşmişti. Bir süre süren bir gerginlik askerlerin yaptığı anons ve sonrasında ateşle sonuçlanmıştı ve iki kişi yaşamını yitirmişti. Yaralananlar da var. Bir kişi ağır, o ağır yaralı halen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde. Şu an Dicle, Lice ilçe merkezi söylediğim gibi sakin, çünkü insanlar protestoların sürdüğü alanlara doğru çıkmış durumdalar. Kepenkler de şehirde, ilçede kapalı. Şimdilik Lice'den aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Peki Soner, teşekkür ediyoruz sana da verdiğin bilgiler için. Soner Şimşek Lice ilçe merkezindeki son durumu bizimle paylaştı sayın seyirciler ve biz de hatırlatalım. Dün hayatını kaybeden Hacı Baki Akdemir ve Ramazan Baran sabah saatleri itibariyle defnedildiler. Bunun da altını çizmekte fayda var. Ve şu anda Lice çevresinde ciddi bir güvenlik ablukası söz konusu. Güvenlik güçlerinin yoğun bir ablukası altında ilçe. Evet, tekrar konuğumuz Sayın Oluç'a dönelim. Sayın Oluç, Cuma günü AK Parti tarafından bir çalıştay gerçekleştirildi Diyarbakır'da, çözüm çalıştayı ve somut bir adım olarak da aslında değerlendirildi kimi çevrelerce. Ancak akabininde ertesi günde böyle bir olay yaşandı. İki kişi hayatını kaybetti. Zamanlaması konusunda manidar olduğu yönünde yorumlar var. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu çalıştayın düzenlenmesi çeşitli çevreler tarafından olumlu bir adım olarak görüldü ama önemli olan çalıştayın düzenlenmesinden daha önemlisi o çalıştayın içinde olan biten aslında. O çalıştayın içinde olan bitenden ortaya çıkan sonuç şu. Biz çok uzun zamandır, yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir aslında AKP hükümetinin bu konuda, çözüm konusunda herhangi bir adım atmadığını, tren salladığını, çok ağır düşünmeye başladığını ve yavaş hareket ettiğini söylüyorduk. Ve bunu bütün platformlarda da söyledik. Mecliste de söyledik, çeşitli mücadelelerde de söyledik. Hep bunu dile getirdik. Çalıştay'da açılış konuşmasında Sayın Atalay'ın, Beşir Atalay'ın yaptığı konuşma aslında hakikaten çok fazla bir şey yapılmadığını uzunca zamandır teyit eden bir konuşmaydı. Bu açıdan ben anlamlı buldum o konuşmayı. Çünkü yapılması gerekenler diye saydığı şeyler aslında 1,5 yıl önce bilinen, o zaman yapılması gereken ama o zamandan bugüne kadar yapılmamış olanlardı sonuç itibariyle. Şimdi dolayısıyla bunun açığa çıkması iyi oldu. Orada bir kez daha bütün bunların dile getirilmiş olması, çalıştaya katılanlar tarafından konuşulmuş olması anlamlı oldu. Ama bu çalıştayın yapılma nedeni eğer dün Lice'de karakol yapımına karşı mücadele edenleri, bunu protesto edenlere karşı saldırıyı meşru kılmak gibi bir nedenle yapıldıysa, durum çok vahim demektir. Çünkü manidar dediniz, hakikaten bu kadar örtüşmesi çok manidar. Yani siz bir taraftan aslında ben bu konuda bir şey yapıyorum diye konuşacaksınız, davranacaksınız ama öbür taraftan çok basit bir şeyin yapılmaması, kalekolun yapılmaması, bunun rahatsızlık yarattığını söyleyen insanlara karşı da bu kadar sert bir müdahalede bulunacaksınız. Gerçek mermilerle ateş edeceksiniz. İki insanın ölmesine, diğer insanların yaralanmasına yol açacaksınız. Şimdi bu çok ciddi bir çelişki aslında. Ama bu saldırının meşruiyetini sağlıyorlar aynı zamanda bu yaptıkları çalıştayla. İkincisi, hep konuştuğumuz bir şeydir yine. Yani yerel seçimler öncesinde de konuşuyorduk. Şimdi bir kez daha aynı şeyi konuşuyoruz. Bir oyalama taktiği var. Bu oyalama taktiğinin özünü aslında şu oluşturuyor. En az ve en geç adım atalım. Mantığı bu.
Yani her seçim döneminde de seçimler var. Şimdi adım atamıyoruz lafları ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Yerel seçimler öncesinde bu yaşandı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri var yine aynı şey. Yani en az adım atılsın, en geç adım atılsın, en az şey verilsin, en geç verilsin. Mantığı üzerine kurgulanan bir taktik bu. Şimdi bu taktik uzun zaman sürdürülebilir bir taktik değil bu ve bunun sonuna gelindi. Çünkü hiç kimse artık bu oyalama taktiğini kabullenmiyor, kabul etmek istemiyor. Şimdi Çalıştay deyince insanın aklına hemen yapılmış olan Alevi çalıştayları geliyor. Alevi toplumunun taleplerinin karşılanması için ve bu sorun alanında adımlar atılması için biliyorsunuz bir dizi Alevi çalıştayı yapıldı. Sonuç ne? Ortada hiçbir şey yok. Yani atılmış somut bir adım. Alevi toplumunun taleplerinin yerine getirilmesi konularında elde edilmiş hiçbir şey yok. Konuşulup duruldu, çalıştaylar yapıldı. Hükümet bu konuyla ne kadar çok ilgili olduğunu anlattı sözde topluma ama bir sonuç alınmadı. Şimdi eğer böyle çalıştaylar yapılarak Kürt çalıştayları adına ne derseniz deyin yeni Türkiye'nin kapısını açacak onun için anahtar olan çalıştayda deseniz fark etmez. Şimdi bu tür çalıştaylarla da başka bir oyalama dönemine girilecekse eğer bunun sonucunda kimseye faydalı bir şey çıkmayacaktır. Yani aslında hükümetin görmesi gereken, Başbakan Erdoğan'ın algılaması gereken konu esas itibariyle budur. Başka bir şey değil. Adım atılması gerekiyor. Güven verilmedi bugüne kadar, güven verilmesi gerekiyor. Hiç kimse güvenmiyor. Yani hiçbir adım atılmaması herkesi huzursuz ediyor. Herkesin kafasındaki soru işaretleri her geçen gün büyüyor. Bu yeni bir şey de değil üstelik. Dolayısıyla olması gereken şey, her şey biliniyor. O çalıştayda konuşulanlara baktığınızda işte çalıştaya katılan çeşitli kişiler televizyonlarda açıkladılar neler konuşulduğunu. Hangi taleplerin dile getirildiğini bakıyorsunuz. İşte kalekol inşaatlarının durdurulmasından uçaklarda Kürtçe anonsa kadar ama her türlü konunun da dile getirildiğini görüyorsunuz. İmralı'ya Sayın Öcalan'la görüşmek üzere çeşitli heyetlerin gitmesinden işte bir takım yasal adımların atılmasına kadar her türlü konu dile getirilmiş. Bunlar zaten biliniyor. Bunlar zaten hükümete HDP grubu, daha önceki BDP blok grubu tarafından da iletilmiş olan talepler. Siyasi olarak hangi adımların atılması gerekiyor, hangi yasal ihtiyaçlar var düzenleme yapılması gereken. Bunların hepsi anlatıldı. Raporları verildi. Daha önce Akil İnsanlar Heyeti'nin verdiği raporlarda da bunlar görünüyor. İşte terörle mücadele kanunundan tutun, yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesine kadar bir dizi yasal düzenlemenin olması ihtiyacı dile getirilmiş vaziyette. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Yani herkes her şeyi biliyor. Adım atması gereken kim? İktidar. Ama AKP hükümeti adım atmamakta direniyor. Ve tren sallamaya devam ediyor. Şimdi sorun esas itibariyle buradan kaynaklanıyor. Bu şekildeki davranış da huzursuzluğu arttırıyor. Güvensizliği de arttırıyor, huzursuzluğu da arttırıyor. Şimdi bakın, bir takım kalemşörleri var bu hükümetin. O kalemşörler köşelerinde aslında Kürt sorununun çözüldüğünü anlatıyorlar. Hı hı. Kürt sorununun çözülmediğini herkes biliyor. Onlar da biliyorlar. Şimdi yapmaya çalıştıkları şeylerden bir tanesi meseleyi bir yeniden Kürt halkıyla PKK arasındaki mesele haline getirip bunları birbirinden ayrıştırmaya çalışma. Şimdi bunların hiçbiri yeni şeyler değil. Yıllardan beri Türkiye'de bilinen şeyler. Daha önceki dönemde eski Stafiko dönemindeki rejim yanlıların kalemşörlerinin yazdıklarının aynılarını şimdi bu yeni statükonun, yeni rejimin kalemşörleri yazmaya başladılar. Onlar kendilerini çok yenilenmiş, yeni ve demokratik Türkiye'nin savunucuları gibi görüyorlar ama eski yazılanları bir okusalar aslında kendi yazdıklarının aynı şeyleri olduğunu görecekler. Çünkü neden? Var olan egemenlik ilişkilerinin bu şekilde sürmesini istiyorlar. Yani halkın taleplerinin, Kürt halkının taleplerinin, genel olarak Türkiye'deki halkların demokrasi taleplerinin, farklı inanç gruplarının demokrasi taleplerinin yerine gelmesini bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Çünkü demokrat değiller aslında. Sözde demokratlar. Şimdi sorun buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu konuda yapılması gerekenlerin hepsi
konuşuldu, yazıldı, çizildi, biliniyor. Dedim akil insanlar raporlarından bugüne kadar hem meclisteki çalışmalarda da görünüyor, bütün yazılan çizilenlerde de biliniyor ve hükümet de bunları biliyor. Hükümet bilmiyoruz diyemez. Yani Sayın Atalay da biliyor bunu, Sayın İçişleri Bakanı da biliyor, Başbakan da biliyor, herkes biliyor yapılması gerekenleri ama yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü idare etme politikası. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, milliyetçi oyları kaçırmayalım ama Kürt halkından da oy alalım. Nasıl alacağız Kürt halkından oyu? İşte bir çalıştay yapalım, sanki bir şey yapıyormuş gibi görünelim. Ama öbür taraftan da Lice'de çok haklı ve meşru bir protestosunu dile getirenlere gerektiğinde ateş açıp öldürelim. Milliyetçilere de bakın biz ne kadar doğru bir davranış içindeyiz bunu gösterelim. Şimdi bu politika sürdürülebilir bir politika değil. Bu taktik artık aşındı, bitti. Kimse buna inanmıyor. Şimdi dolayısıyla yapılması gereken demokratik çözüm isteniyorsa, demokratik siyasetin geliştirilmesi isteniyorsa ve bir barış ortamının gerçekten bütün topluma yayılması ve kalıcılaşması isteniyorsa, o zaman demokrasi ve eşitlik konusunda adımların atılması, yasal düzenlemelerin yapılmaya başlanması ve bunun tabii ki iki günde, üç günde bitmeyecektir ama adımların atıldığının herkes tarafından görülmesi gerekiyor. Aksi takdirde, şimdi bakın, demokratik bir çözüm için, demokratik bir siyaset için mücadele edenlere baktığınız zaman, bunun için zemin yaratanlara, fırsat yaratanlara, bunun için bütün imkanları seferber etmiş olanlara baktığınız zaman, bunu İmralı'da Sayın Öcalan'dan tutun, Türkiye'de mecliste mücadele eden HDP grubuna kadar ve Kandil'de bu konuda adım atılması için davranış gösterenlere kadar bütün bu geniş yelpazede herkes demokratik çözüm için fırsat ve zemin yaratmaya çalışıyor. Ama bu davranış, bu adım atmama davranışı aslında bütün bu iyi niyetleri, bütün samimi davranışları istismar etmek anlamına geliyor. Bu istismar ne kadar sürdürülecek? Yani bu istismarın sona erdirilmesi gerekiyor. Şimdi, ve bunun da aslında hükümet ve bakanları bilincinde, kalemşörleri de bilincinde, onlar da biliyorlar ama başka bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bu durumu değişmesi gerekiyor ve bunun görülmesi gerekiyor. Peki Sayın Oluç, tam da bu noktada Lice'de yaşanan bu durum peki sürece nasıl bir ivme getirecektir, ne yönde gidecektir ki KCK'nin de yine Lice'de yaşananlara ilişkin bir açıklaması oldu ve Lice'deki katliam AKP'nin çözüm politikası olmadığını göstermiştir dedi. Neler söyleyeceksiniz? Adım adım olumsuz bir yöne doğru gelişme görünüyor. Şimdi bunun durdurulması lazım. Bunu durdurabilecek yer aslında hükümettir. Hükümetin yapması gerekenler var. Şimdi şu konuyu konuştuğumuz için, Lice'yi konuştuğumuz için burada yapılması gereken şey çok açık aslında. Yani neden bu kale kolların inşaatları konusunda ve karakolların geliştirilmesi konusunda bu kadar heveskar davranıyor hükümet? Neden? Bunun cevabını vermesi lazım. Bu herhangi bir durum değil. Yani siz İstanbul'un herhangi bir mahallesindeki bir karakolun tadilatını yapmıyorsunuz. Siz uzun yıllar on binlerce insanın ölmüş olduğu, büyük bir çatışmanın ve savaşın sürmüş olduğu bir bölgede ve çok acı tecrübelerin yaşandığı, çok ağır sonuçların yaratıldığı bir bölgedeki karakol ve kalekol inşaatlarından söz ediyoruz. Yani herhangi bir karakolun duvarlarını boyamıyorsunuz, dökülmüş sıvalarını düzenlemiyorsunuz, başka bir şey yapıyorsunuz. Burada yapılan şey yeni bir güvenlik politikasının adımlarının atılması aslında. Öyle algılıyor insanlar bunu. Orada yaşayan halk bundan rahatsızlık duyuyor. Onun için tepki gösteriyor. Çok insani bir tepki gösteriyor aslında. Şimdi dolayısıyla bu konuştuğumuz konudan hareket edecek olursak yapılacak şey çok açık. Yani bu kale kolların ve karakolların inşaatlarının gerçekten durdurulması gerekiyor. Bunun kimseye bir faydası yok. Zaten orada yeteri kadar karakol var. Var olan karakolları arttırarak bir barış politikası inşa edilmiş olmaz ki. Herkesin gözünün içine sokularak yapılan şeyler kabul edilebilir şeyler değil. Dolayısıyla hükümetin bu konuda bir kez daha düşünmesi, bu konuda bir adım atması gerekiyor. Bu inşaatların devamını gelmesi aslında huzursuzluğun artacağı anlamına geliyor. Şimdi
barış ve demokratik çözüm gerçekleşecekse, gerçekten bu konuda bir demokratikleşme dönemi yaşanacaksa, bu Kürt halkına, bazı bölge halkına dayatmalar yapılmasıyla, bir teslimiyet politikasıyla sağlanamaz. Dolayısıyla halkın gönlünün kazanılması gerekiyor bu sürece. Şu yapılanlar halkın gönlünü kazanmıyor. Tam tersine güvensizliğini artırıyor ve güvensiz olanların ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada yapılacak iş aslında hükümete düşüyor. Artık her şey hükümetin sorumluluğunda. Hı hı. Ve adım atacaklarsa atacaklar, herkes görecek. Adım atmayacaklarsa bu tatsızlık bu şekilde devam edecek ve huzursuzluk artacak. Bunun kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla bizim isteğimiz, mücadelemiz esas itibariyle demokratikleşme adımlarının atılması yönündedir. Herkesin isteği budur. Türkiye'de bir barış ortamının sağlanabilmesi için, bir çözümün gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenler hakikaten bilinmektedir. Bunların belli bir plan dahilinde yerine getirilmesi gerekir. Getirilmeyecekse de kimsenin oyalanmaması gerekir. Ben Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, Türkiye'deki farklı halkların yıllardan beri sürdürdükleri, mücadeleden edindikleri önemli bir tecrübeleri olduğunu düşünüyorum. O da şu: birincisi, demokrasinin öyle hiçbir şekilde tepeden birilerine bahşedilmeyeceğini öğrendi. Bu mücadeleyi sürdüren herkes, bütün halklar Türkiye'de öğrendi. Farklı inanç grupları da öğrendi. İkincisi de bu mücadelenin demokratik yollarla sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gerektiği herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla yapılacak budur. Demokratik siyasette, demokratik çözümde inat etmek, bunun kulvarını genişletmek, bunun alanını genişletmek, bu konuda atılması gereken adımların gerçekleşebilmesi için bu mücadeleden bir an bile vazgeçmemek, durmamak, geri adım atmamak, taleplerimiz konusunda geri adım atmamak büyük önem taşıyor. Şimdi böyle bir dönemi bir kez daha yaşadığımızı doğrusu düşünüyoruz. Bu deney çerçevesinde aslında önümüzdeki dönemde yaşanacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi de bu deneylerle yaşanacak. Daha sonra gelecek olan genel seçimler dönemi de bu deneylerle yaşanacak. Şimdi bu yaşanacak. Oyalama taktiğinden bahsediyoruz. Evet. Ya, bu seçimlerle ilişkisi olduğunu siz de düşünüyor musunuz? Kesinlikle bununla ilişkilendiriyorlar. Yani ama Türkiye'de seçimler bitmez. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından genel seçimler gelecek. Bakın, o kalemşörler 3-4 gündür ne yazıyorlar? Aslında biliyoruz yapılması gereken yasal düzenlemeleri ama işte bunu meclis kapanana kadar gerçekleştirebilir miyiz bilmiyoruz. Şimdi bu yeni bilinmiyordu ki bunlar. Bu yasal düzenlemeler kaç zamandır konuşuluyordu? Evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle meclis kapanacak. Zaman kalmadı, yine yapamayacağız. Peki sonra meclis tatilden çıkınca ne olacak? Biraz sonra meclis tatilden çıkacak. Yine bir şey yapmazsanız bütçe görüşmeleri başlayacak. Onlar bitecek. Genel seçim hazırlıklarına doğru gireceğiz. Yine seçime geldik denecek. Şimdi bu taktikle yürünemez. Bu sürdürülebilir değildir. Bunu görmeleri gerekiyor. Bu anlaşılmazsa bunun siyasi sonuçları elbette ki olacaktır. Yani son yerel seçimlerde Kürdistan coğrafyasında görüldü bunun siyasi sonuçları. Bu bütün Türkiye'de görülecektir bunun siyasi sonuçları. Bu oyalama taktiği kimse için artık yenilir, yutulur bir şey değildir. Bunu hem akıl verenler hükümete görmelidirler. Hükümetin yanında yer alıp da köşe yazanlar görmelidirler. Danışmanları görmelidirler. Ve elbette ki bütün hükümette ve AKP çevresindeki herkes de bunu görmelidir. Bu taktikle herhangi bir sonuç alınamaz, beklenemez. Hı hı. Ama hızlı adım atılması, en azından bazı adımların atılması, hiç olmazsa insanların bu sürecin devam edeceğine dair bir fikre ulaşmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde umut nerede olacak? Umudun gelişmesi için ve büyümesi için de mutlaka Türkiye'deki demokrasi güçleri, Kürt siyasal hareketi ve Türkiye'nin bütün emek ve barış güçleri bu birlikte mücadeleyi sürdürerek ve yükselterek
taleplerine inatla ve kararlılıkla sahip çıkarak. Çünkü bunlar çok insani taleplerdir, çok haklı taleplerdir. Bu taleplere sahip çıkarak bu konuda herhangi bir boşluk bırakmayarak bu adımların atılmasını sağlayacaklardır. Bugüne kadar nasıl gelindiyse bundan sonra da böyle olacaktır. Ama şu bilinsin ki hükümet adım atmadığı müddetçe yaşanacak bütün olumsuzlukların sorumlusu, siyasi sorumlusu aslında bu hükümettir. Şimdi ben çok merak ediyorum. Kim bu emrini verdi? Evet, kim gerçek mermilerle? Evet, kim gerçek mermilerle ateş ettirdi halkın üstüne? Bunun askeri ve siyasi sorumluları kimlerdir? Bunların açığa çıkarılması lazım. Bunların soruşturulması lazım. Derhal görevden el çektirilmesi lazım. Biraz evvel sizin o haberinizde gösteren imha edeceğiz anonslarını yapmış olanlar kimlerdir? O anonsları yaptıran anlayış kimdir? Gerçekten lanetlenmesi gereken bir anlayışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunların hepsinin açığa çıkarılması lazım. Bütün bunlar, o anonsu yapanlar aslında ortalığı provoke eden, bir demokratik çözüm için mücadele eden herkesin attığı adımların alt üst olmasını hedefleyen anlayıştır. Çok açık. Aslında ne kadar iyi yakalanmış o anlayış görünüyor çok net bir biçimde. Dolayısıyla bunu yapanların hepsinin açığa çıkarılması ve gerçekten görevden el çektirilmesi gerekiyor. Siyasi ve askeri sorumlularının. Bunun üstü örtülmemelidir. Kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bu böyle devam ederse bölgede daha büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Ve hiç kimse, artık hiç kimsenin ölmesini istemiyor. Hiçbir eve ateş düşsün istemiyor. Şimdi Ramazan Baran'ın ve Baki Akdemir'in ailelerine ve dostlarına, bütün Kürt halkına bir kez daha başsağlığı dilemek istiyorum. Ve sabır diliyorum ailelerine. Gerçekten hiçbir eve artık ateş düşsün istenmiyor. Bu anlaşılmazsa bu zihniyetle o anonsları yapanlar daha çok canın yanmasına neden olurlar. Biz Türkiye'de bunu daha evvelden yaşadık. Türkiye'de bunu 80'li yıllarda, özellikle 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda bunların hepsi yaşandı. O anonsları yapan zihniyet hala aynı yerde duruyor. Kafası değişmedi, anlayışı değişmedi. Bunun değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde ne demokratikleşme olur, ne barışçı bir çözüm gerçekleşebilir, ne de eşitlik için adımlar atılabilir. Bu kadar kritik bir noktada durduğumuzu düşünüyorum. Hükümet umarız bu mesajları alıyordur. Biz HDP olarak da bu mesajların çok güçlü bir şekilde duyulması için Türkiye'nin her tarafında demokrasi güçleriyle birlikte dayanışmamızı arttıracağız. Demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Ta ki bu anlaşılana ve adım atılana kadar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki Sayın Uluç, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ben de değerli katkılarınız için. Evet, HDP eş genel başkan yardımcısı Saruhan Uluç'tan da hem süreci hem Lice'de yaşanan son olayları, akabinindeki gelişmeleri değerlendirmesini istedik. Teşekkür ediyoruz kendisine yorumları için. Sayın seyirciler, KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığı Lice. Yeniden merhaba sayın seyirciler. Lice özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Sayın Saruhan Uluç. Sayın Uluç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan değerlendirmelerini alacağız konuğumuzun. Şimdi tekrar bir hatırlayalım. Lice'de neler yaşandı? Lice'de karakol yapımına karşı günlerdir devam eden direniş çadırına askerler silahla müdahale etti. Dün Ramazan Baran ve Hacı Baki Akdemir yaşamını yitirdi. Karakol yapımı ve askeri operasyonlara karşı 16 gündür devam eden direniş çadırına dün akşam saatlerinde yine müdahale oldu. Cellik bölgesinde asker ve polislerin konumlandığı noktaya slogan atarak yürüyen gruba asker gaz bombasıyla müdahale etti. Yurttaşlarsa taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Askerlerin gerçek mermi kullandığı müdahalede iki kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Ramazan Baran'ın cenazesi Dicle Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Fiskaya Mahallesi Kurşunlu Camisi'ne götürüldü. HDP eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Batman milletvekili Ayla Akat Atay'la Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Gültan Kışanak'ın da aralarında bulunduğu bir heyetinde katıldığı cenaze kortejinde binlerce kişi Yeniköy mezarlığına yürüdü. Baran'ın cenazesi yapılan törenin ardından toprağa verildi. Hacı Baki Akdemir'in cenazesi ise gece saatlerinde Lice Devlet Hastanesi morguna getirildi. Savcılık, Akdemir'in cenazesinin Diyarbakır'a götürülmesi durumunda
kentte gerginliğin çıkacağını gerekçe göstererek otopsinin Malatya'da yapılmasını kararlaştırdı. Akdemir ailesi duruma tepki gösterdi. Akdemir'in otopsisi için Diyarbakır'dan Lice'ye savcı ve adli tıp uzmanları geldi. Savcılığın Akdemir'in ölüm nedenini rapora arbede olarak yazdırmak istemesi tartışmaya da neden oldu. Akdemir'in cenazesi hastaneden alınarak Kali mahallesindeki camiye getirildi. Cenaze Lice'nin Hediköy mezarlığında defnedildi. Ayrıca ağır yaralanan Abdullah Akkuli de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Lice'de iki kişinin yaşamını yitirmesi üzerine Hakkari'de esnaf kepenk açmadı. Evet, şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Bilal Gezer orada. Bir önceki bağlantımızda orada gösteri yapanlara bir müdahale olduğundan bahsetmişti Bilal. Şu anda o müdahale devam ediyor mu ve son gelişmeler neler? Sözü Bilal Gezer'e bırakalım. Evet, dün Lice'de yaşanan olaylarda yaşam yitiren Ramazan Baran bugün yaklaşık bir saat önce Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Buradan taziye için sur içindeki saray kapı yas evine doğru yürüyüşe geçen kitle istasyon meydanı civarında polis ile yurttaşlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis yolda barikat kurmaya isteyen yurttaşlara müdahale etti. Polisin müdahalesi uzun süre devam etti. Yurttaşlar da polise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Sıkılan gaz fişeklerinden onlarca insanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Şimdilik burada durum sakin. Bizim şu an aktaracaklarımız bu kadar. Yadigar. Peki Bilal, teşekkür ediyoruz. Verdiğim bilgiler için Bilal Gezer'in aktarımıyla biz de altını çizelim. Şu anda Diyarbakır merkezde durum sakin. Herhangi bir gerginlik söz konusu değil sayın seyirciler. Ancak başka kentlerde protestolar şiddetliydi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Kalekol'un yapımı protestosunda çıkan olaylar nedeniyle İstanbul, Van, Muş, Şırnak'ta gösteriler düzenlendi. Bağcılar ve Ok Meydanı'nda yapılan gösterilere polis müdahale etti. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde karakol yapımı protestolarında çıkan olaylar nedeniyle gösteriler düzenlendi. Muş'un Bulanık-Varto karayolu trafiğe kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemi alınırken bölgeye çok sayıda ambulans getirildi. İstanbul'un Gazi, Ok Meydanı, Bağcılar ve Kadıköy ilçelerinde de gösteriler düzenlendi. Gazi, Ok Meydanı ve Bağcılar'daki gösterilere polis müdahale etti. Kadıköy'de de oturma eylemi vardı. Şırnak ve Van'ın Çatak ilçesinde de protestolar düzenlendi. İstanbul'da pazar günü, yani bugün de birçok protesto yapılacak. İhade saat 13'te Taksim'de bir basın açıklamasıyla Lice'deki yaşananları kınadı. Saat 15'te Bağcılar ve SDP'de saat 19'da Kadıköy'de protesto gösterisi düzenleyecek. Lice'deki Kalekol'a karşı nöbete çarşamba günü de silahla müdahale edilmişti. Bu müdahale sırasında asker ve polisin ilginç anonsu da kameralara yansımıştı. Şimdi o anonsu hatırlayalım. Polis ve askerin Kalekol ve karakolları protesto edenlere müdahalesi gün boyunca sürdü. Bölgede silah sesleri de duyuldu. Halk bir tepede toplanırken asker akreplerden anonslar yaptı. Gördüğümüz yerde tespit yapıp imha edeceğiz. Birazdan arkanızdan, her tarafınızdan saracağız sizi. Bakın, göreceksiniz. O teröristleri de imha edeceğiz. Sivillerin bulunduğu ve çatışmasız bir ortamda askerin yaptığı imha anonsu da kayıtlara geçti. Teröristleri görürseniz ona göre kayıt altına alarak imha edin. Evet, bu görüntüler çarşamba gününden, bunu da belirtelim sayın seyirciler. Bu arada gözaltılar da var. Lice'de iki kişinin hayatını kaybettiği polis müdahalesine tepki gösteren çok sayıda kişi ilçeye gitti. Bismil'den Lice'ye doğru yola çıkan 10 kişi kontrol noktasında gözaltına alındı.
Lice'de yaşanan gelişmeler üzerine Bismil'den ilçeye gitmek üzere yola çıkan 10 yurttaşın içinde bulunduğu araç, Kocaköy ilçesi girişinde jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Kimlik kontrolüne tabi tutulan yurttaşlar ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınmak gerekçeleri öğrenilemeyen vatandaşlar Kocaköy Jandarma Karakoluna götürüldüler. Evet, şimdi hemen konumuza dönmek istiyorum. Değerlendirmelerini alacağız. Sayın Oluç, devam eden bir müdahale vardı. Yürütülen bir süreç var ve Rojava'da gelişmeler var. Hükümetin bu konudaki tutumu birçok aslında çelişkiden söz edebiliriz süreç kapsamında. Ve son olarak Lice'de iki kişi hayatını kaybetti kale kollara karşı yaptıkları bir gösteri sırasında. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tabloyu? Aslında bu durum çok yani göstere göstere geldi. Günlerden beri bu kale kol ve karakol inşaatlarının yoğunlaşmasından beri bu konuda hükümet çeşitli şekillerde uyarıldı. Kale kolların ve karakolların yapımını çatışmasızlığı fırsat bilerek arttırmak, bu konuda yoğunlaşmak, yeni karakollar yapmak, eskilerinin tadilatını yapmak, bunlar çok ciddi bir gerginlik konusudur ve bunu bu şekilde devam ettirilmemesi gerekir diye hem orada halkın demokratik tepkisiyle bu gösterildi, hem mecliste milletvekilleri aracılığıyla hükümete bu iletildi, hem de bütün bu barış ve çözüm süreciyle ilgili olan herkesin yazdığı, aydınların, çeşitli barış güçlerinin, demokrasi güçlerinin belirttiği bir şeydi. Yani bunun sürece uygun olmadığı, bir çözüm ve demokratikleşmeyle alakası olmadığı çok açıktı ve defalarca uyarıldı. Fakat hükümet bu konudaki uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadı ve hala da almıyor. Yani hem oradaki halkın tepkisini dikkate almıyor, orada halkın tepki göstermesinden daha doğal ve meşru bir şey olamaz. Çünkü yıllarca bölge halkı oradaki karakolların ne işlev gördüğünü biliyor. O karakolların nelere yol açtığını biliyor. O karakollar onlar için zulüm demek, baskı demek, işkence demek, faili meçhul demek. Yani o karakolların hiçbir tanesi halk açısından güvenlik demek değil aslında. Tam tersine büyük bir güvensizlik demek. Ve bunların yenilerinin yapılması, tadilatının yapılması, hatta kale kol dediğimiz iyice abartılmış, büyütülmüş bir takım karakolların yapılması çok ciddi bir tepki çekti. Ve çok haklı ve meşru bir tepkiydi bu. Yani bu aslında göstere göstere geldi. Günlerdir buna karşı çeşitli etkinlikler yapılıyor, eylemler yapılıyor, halk tepkisini gösteriyor. Ve halk tepkisini gösterirken de elinde bu tepkisini gösterdiği zaman kullandığı hiçbir araç yok kendisinden başka. Buna karşı saldırganlık gittikçe arttı ve en sonunda böyle bir noktaya gelindi. Çok yanlış bir politikanın, yanlış uygulamaların ve çok sorumsuzca davranışın sonucu olduğunu doğrusu düşünüyoruz. Yani hükümet bu konuda yanlış bir politikayı devam ettiriyor. Bir an evvel bu politikadan vazgeçmesi lazım. Yani kale kol, karakol yapımının askeri amaçlı oradaki bütün yol ve baraj yapımlarının mutlaka durdurulması gerekiyor. Eğer siz barış ve çözüm istiyorsanız, demokratikleşme yapacağız diyorsanız, eşit haklara ulaştıracağız bütün Türkiye'deki halkları ve Kürt halkını diyorsanız, o zaman oraya karakol ve kale kol yapmayın. Oraya harcayacağınız parayı bölgedeki yatırımlara harcayın. Oradaki karakolları kültür evi yapın. İnsanların hizmetini o şekilde sunun. Ama tam tersi yapılıyor. Bu ise çok açık bir biçimde, ki bunu bir yıldan fazladır tartışıyoruz, her fırsatta da konuşuyoruz, çok açık bir biçimde aslında savaş hazırlığı olarak, yeni bir çatışma döneminin hazırlığı olarak algılanıyor ve büyük bir tepki yaratıyor. Bu tepkinin sonucudur aslında bugün yaşanmakta olanlar ve çok ağırdır. Aslında orada siz biraz evvel haberlerde de gösterdiniz o çeşitli anonsları, işte imha edin vesaire gibi anonsları. Orada sıkılan her kurşun aslında sadece halka sıkılmıyor. Orada sıkılan her kurşun
demokratik çözüme sıkılıyor. Orada sıkılan her kurşun barış umutlarına sıkılıyor. Sıkılan her kurşun aslında yeni bir çatışmacı dönemin başlatılması için sıkılıyor ve bunun sorumluluğunu hiç kimse taşıyamaz. Peki, ne hükümet, Sayın Oluç? Yani ne siyasi irade bunu taşıyabilir, ne de oradaki askeri irade bunu taşıyabilir. Çok ağır bir yolda ve sonuçlarının çok ağır olacağı bir yolda ilerliyorlar. Bu yanlış bir şey. Peki, devam edeceğiz sizinle. Şimdi hemen Lice'ye dönelim. İmece TV editörü Soner Şimşek orada gelişmeleri takip etmekte. Son durumu Soner'e soralım. Soner? Evet Yadigar, Lice ilçe merkezindeyiz. Dün gece olayların hemen ardından Lice'ye ulaşmaya çalışmıştık ama askeri güvenlik noktalarından Lice'ye geçiş izni verilmiyordu. Biz de Diyarbakır'a dönüp oradaki durumu takip etmiştik. Bir cenaze Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınmıştı. Ramazan Baran'ın cenazesi Kurşunlu Camii'ne götürülmüştü. Onun cenazesi bugün sabah defnedildi Diyarbakır'da. Biz de sabah erken saatlerde Lice'ye ulaşmak için tekrar yola çıktık. Güvenlik noktaları aynı yerlerinde duruyorlardı. Oldukça yoğun güvenlik noktaları, çok fazla sayıda asker ve askeri aracın, zırhlı aracın bulunduğu noktalar. Bir şekilde Lice'ye ulaşabildik. Buraya geldiğimiz anda bir diğer dün yaşanan olaylarda yaşamını yitiren yurttaşın cenazesi, Hacı Baki Akdemir'in cenazesi Lice'den konvoyla Hendik köyüne götürülüyordu. Bu cenazeyi takip ettik. Bini aşkın Diyarbakırlı Liceli cenaze için o köydeydiler. Defin işlemi gerçekleşti. BHDP'li milletvekilleri oradaydı. İlçe, il, belediye eş başkanları oradaydı. Sloganlar eşliğinde cenaze defnedildi. Bir de açıklama geldi. PKK Ahmet Eyalet Komutanlığı bir mesaj iletmişti cenazeye. O mesajda bu yaşananların sorumlusunun bizzat hükümet ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu söyleniyordu. Şimdi biz o cenaze töreni sonrası tekrar Lice'ye geldik. Lice'de tüm kepenkler kapatılmış durumda. Şehir oldukça sessiz. Zaten cenaze töreninden hemen sonra orada bulunan kalabalık günlerdir buradaki protesto eylemlerinin merkezi halinde olan Cellik mevkine doğru yola çıktılar. Dün yaşanan olayda iki kişi yaşamını yitirmişti. Bir kişi de ağır yaralı. İlk dakikalarda olaya dair net bilgi almak oldukça güçtü. Çünkü hem gazeteciler hem de burada inceleme yapmak isteyen, buraya gelmek isteyen hem HDP'li, BDP'li yetkililer hem de halk Lice'ye ulaştırılmamıştı. Dolayısıyla sağlıklı bilgi Lice'den almak mümkün değildi ama sabah saatleriyle birlikte olayın daha net bir şekilde açıklığa kavuştuğunu söyleyebiliriz. İki noktada bu protesto eylemleri, Kalekol ve Karakol yapımına karşı sürdürülen protesto eylemleri sürdürülüyordu. Bir noktada iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada askerin ateş açmasıyla bu olay gerçekleşmişti. Bir süre süren bir gerginlik askerlerin yaptığı anons ve sonrasında ateşle sonuçlanmıştı ve iki kişi yaşamını yitirmişti. Yaralananlar da var. Bir kişi ağır, o ağır yaralı halen Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde. Şu an Dicle, Lice ilçe merkezi söylediğim gibi sakin, çünkü insanlar protestoların sürdüğü alanlara doğru çıkmış durumdalar. Kepenklerde, şehirde, ilçede kapalı. Şimdilik Lice'den aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Peki Soner, teşekkür ediyoruz sana da verdiğin bilgiler için. Soner Şimşek, Lice ilçe merkezindeki son durumu bizimle paylaştı sayın seyirciler. Ve biz de hatırlatalım, dün hayatını kaybeden Hacı Baki Akdemir ve Ramazan Baran sabah saatleri itibariyle defnedildiler. Bunun da altını çizmekte fayda var. Ve şu anda Lice çevresinde ciddi bir güvenlik ablukası söz konusu. Güvenlik güçlerinin yoğun bir ablukası altında ilçe. Evet, tekrar konuğumuz Sayın Oluç'a dönelim. Sayın Oluç, Cuma günü
AK Parti tarafından bir çalıştay gerçekleştirildi. Diyarbakır'da çözüm çalıştayı ve somut bir adım olarak da aslında değerlendirildi kimi çevrelerce. Ancak akabininde ertesi günde böyle bir olay yaşandı. İki kişi hayatını kaybetti. Zamanlaması konusunda manidar olduğu yönünde yorumlar var. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu çalıştayın düzenlenmesi çeşitli çevreler tarafından olumlu bir adım olarak görüldü ama önemli olan çalıştayın düzenlenmesinden daha önemlisi o çalıştayın içinde olan biten aslında. O çalıştayın içinde olan bitenden ortaya çıkan sonuç şu. Biz çok uzun zamandır, yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir aslında AKP hükümetinin bu konuda, çözüm konusunda herhangi bir adım atmadığını, tren salladığını, çok ağır düşünmeye başladığını ve yavaş hareket ettiğini söylüyorduk. Ve bunu bütün platformlarda da söyledik. Mecliste de söyledik, çeşitli mücadelelerde de söyledik. Hep bunu dile getirdik. Çalıştay'da açılış konuşmasında Sayın Atalay'ın, Beşir Atalay'ın yaptığı konuşma aslında hakikaten çok fazla bir şey yapılmadığını uzunca zamandır teyit eden bir konuşmaydı. Bu açıdan ben anlamlı buldum o konuşmayı. Çünkü yapılması gerekenler diye saydığı şeyler aslında bir buçuk yıl önce bilinen, o zaman yapılması gereken ama o zamandan bugüne kadar yapılmamış olanlardı sonuç itibariyle. Şimdi dolayısıyla bunun açığa çıkması iyi oldu. Orada bir kez daha bütün bunların dile getirilmiş olması, çalıştaya katılanlar tarafından konuşulmuş olması anlamlı oldu. Ama bu çalıştayın yapılma nedeni eğer dün Lice'de karakol yapımına karşı mücadele edenleri, bunu protesto edenlere karşı saldırıyı meşru kılmak gibi bir nedenle yapıldıysa durum çok vahim demektir. Çünkü manidar dediniz, hakikaten bu kadar örtüşmesi çok manidar. Hı hı. Yani siz bir taraftan aslında ben bu konuda bir şey yapıyorum diye konuşacaksınız, davranacaksınız ama öbür taraftan çok basit bir şeyin yapılmaması, kalekolun yapılmaması, bunun rahatsızlık yarattığını söyleyen insanlara karşı da bu kadar sert bir müdahalede bulunacaksınız. Gerçek mermilerle ateş edeceksiniz. İki insanın ölmesine, diğer insanların yaralanmasına yol açacaksınız. Şimdi bu çok ciddi bir çelişki aslında. Ama bu saldırının meşruiyetini sağlıyorlar aynı zamanda bu yaptıkları çalıştayla. İkincisi, hep konuştuğumuz bir şeydir yine. Yani yerel seçimler öncesinde de konuşuyorduk. Şimdi bir kez daha aynı şeyi konuşuyoruz. Bir oyalama taktiği var. Bu oyalama taktiğinin özünü aslında şu oluşturuyor. En az ve en geç adım atalım. Mantığı bu. Yani her seçim döneminde de seçimler var. Şimdi adım atamıyoruz lafları ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Yerel seçimler öncesinde bu yaşandı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, yine aynı şey. Yani en az adım atılsın, en geç adım atılsın, en az şey verilsin, en geç verilsin. Mantığı üzerine kurgulanan bir taktik bu. Şimdi bu taktik uzun zaman sürdürülebilir bir taktik değil bu ve bunun sonuna gelindi. Çünkü hiç kimse artık bu oyalama taktiğini kabullenmiyor, kabul etmek istemiyor. Şimdi çalıştay deyince insanın aklına hemen yapılmış olan Alevi çalıştayları geliyor. Alevi toplumunun taleplerinin karşılanması için ve bu sorun alanında adımlar atılması için biliyorsunuz bir dizi Alevi çalıştayı yapıldı. Sonuç ne? Ortada hiçbir şey yok. Yani atılmış somut bir adım, Alevi toplumunun taleplerinin yerine getirilmesi konularında elde edilmiş hiçbir şey yok. Konuşulup duruldu, çalıştaylar yapıldı. Hükümet bu konuyla ne kadar çok ilgili olduğunu anlattı sözde topluma ama bir sonuç alınmadı. Şimdi eğer böyle çalıştaylar yapılarak, Kürt çalıştayları adına ne derseniz deyin, yeni Türkiye'nin kapısını açacak, onun için anahtar olan çalıştayda deseniz fark etmez. Şimdi bu tür çalıştaylarla da başka bir oyalama dönemine girilecekse eğer bunun sonucunda kimseye faydalı bir şey çıkmayacaktır. Yani aslında hükümetin görmesi gereken, Başbakan Erdoğan'ın algılaması gereken konu esas itibariyle budur. Başka bir şey değil. Adım atılması gerekiyor. Güven verilmedi bugüne kadar, güven verilmesi gerekiyor.
hiç kimse güvenmiyor. Yani hiçbir adım atılmaması herkesi huzursuz ediyor. Herkesin kafasındaki soru işaretleri her geçen gün büyüyor. Bu yeni bir şey de değil üstelik. Dolayısıyla olması gereken şey, her şey biliniyor. O Çalıştay'da konuşulanlara baktığınızda, işte Çalıştay'a katılan çeşitli kişiler televizyonlarda açıkladılar neler konuşulduğunu, hangi taleplerin dile getirildiğini. Bakıyorsunuz işte Kalekol inşaatlarının durdurulmasından uçaklarda Kürtçe anonsa kadar, ama her türlü konunun da dile getirildiğini görüyorsunuz. İmralı'ya, Sayın Öcalan'la görüşmek üzere çeşitli heyetlerin gitmesinden, işte bir takım yasal adımların atılmasına kadar her türlü konu dile getirilmiş. Bunlar zaten biliniyor. Bunlar zaten hükümete HDP grubu, daha önceki BDP blok grubu tarafından da iletilmiş olan talepler. Siyasi olarak hangi adımların atılması gerekiyor, hangi yasal ihtiyaçlar var düzenleme yapılması gereken, bunların hepsi anlatıldı, raporları verildi. Daha önce Akil İnsanlar Heyeti'nin verdiği raporlarda da bunlar görünüyor. İşte terörle mücadele kanunundan tutun, yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesine kadar bir dizi yasal düzenlemenin olması ihtiyacı dile getirilmiş vaziyette. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Yani herkes her şeyi biliyor. Adım atması gereken kim? İktidar. Ama AKP hükümeti adım atmamakta direniyor ve tren sallamaya devam ediyor. Şimdi sorun esas itibariyle buradan kaynaklanıyor. Ve bu şekildeki davranış da huzursuzluğu arttırıyor. Güvensizliği de arttırıyor, huzursuzluğu da arttırıyor. Şimdi bakın, bir takım kalemşörleri var bu hükümetin. O kalemşörler köşelerinde aslında Kürt sorununun çözüldüğünü anlatıyorlar. Hı hı. Kürt sorununun çözülmediğini herkes biliyor. Onlar da biliyorlar. Şimdi yapmaya çalıştıkları şeylerden bir tanesi meseleyi yeniden Kürt halkıyla PKK arasındaki mesele haline getirip bunları birbirinden ayrıştırmaya çalışma. Şimdi bunların hiçbiri yeni şeyler değil. Yıllardan beri Türkiye'de bilinen şeyler. Daha önceki dönemde eski statüko dönemindeki rejim yanlıların kalemşörlerinin yazdıklarının aynılarını şimdi bu yeni statükonun, yeni rejimin kalemşörleri yazmaya başladılar. Onlar kendilerini çok yenilenmiş, yeni ve demokratik Türkiye'nin savunucuları gibi görüyorlar ama eski yazılanları bir okusalar aslında kendi yazdıklarının aynı şeyleri olduğunu görecekler. Çünkü neden? Var olan egemenlik ilişkilerinin bu şekilde sürmesini istiyorlar. Yani halkın taleplerinin, Kürt halkının taleplerinin, genel olarak Türkiye'deki halkların demokrasi taleplerinin, farklı inanç gruplarının demokrasi taleplerinin yerine gelmesini bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Çünkü demokrat değiller aslında. Sözde demokratlar. Şimdi sorun buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu konuda yapılması gerekenlerin hepsi konuşuldu, yazıldı, çizildi, biliniyor. Dedim, Akil insanlar raporlarından bugüne kadar hem meclisteki çalışmalarda da görünüyor, bütün yazılan çizilenlerde de biliniyor ve hükümet de bunları biliyor. Hükümet bilmiyoruz diyemez. Yani Sayın Atalay da biliyor bunu, Sayın İçişleri Bakanı da biliyor, Başbakan da biliyor, herkes biliyor yapılması gerekenleri ama yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü idare etme politikası. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, milliyetçi oyları kaçırmayalım ama Kürt halkından da oy alalım. Nasıl alacağız Kürt halkından oyu? İşte bir Çalıştay yapalım, sanki bir şey yapıyormuş gibi görünelim. Ama öbür taraftan da Lice'de çok haklı ve meşru bir protestosunu dile getirenlere gerektiğinde ateş açıp öldürelim. Milliyetçilere de bakın biz ne kadar doğru bir davranış içindeyiz, bunu gösterelim. Şimdi bu politika sürdürülebilir bir politika değil. Bu taktik artık aşındı, bitti. Kimse buna inanmıyor. Şimdi dolayısıyla yapılması gereken demokratik çözüm isteniyorsa, demokratik siyasetin geliştirilmesi isteniyorsa ve bir barış ortamının gerçekten bütün topluma yayılması ve kalıcılaşması isteniyorsa, o zaman demokrasi ve eşitlik konusunda adımların atılması, yasal düzenlemelerin yapılmaya başlanması ve bunun tabii ki iki günde, üç günde bitmeyecektir ama adımların atıldığının herkes tarafından görülmesi gerekiyor. Aksi takdirde, şimdi bakın, demokratik bir çözüm için, demokratik bir siyaset için mücadele edenlere baktığınız zaman, bunun için zemin yaratanlara, fırsat yaratanlara, bunun için bütün imkanları seferber etmiş olanlara baktığınız zaman
Bunu İmralı'da Sayın Öcalan'dan tutun, Türkiye'de mecliste mücadele eden HDP grubuna kadar ve Kandil'de bu konuda adım atılması için davranış gösterenlere kadar bütün bu geniş yelpazede herkes demokratik çözüm için fırsat ve zemin yaratmaya çalışıyor. Ama bu davranış, bu adım atmama davranışı aslında bütün bu iyi niyetleri, bütün samimi davranışları istismar etmek anlamına geliyor. Bu istismar ne kadar sürdürülecek? Yani bu istismarın sona erdirilmesi gerekiyor. Şimdi, ve bunun da aslında hükümet ve bakanları bilincinde, kalemşörleri de bilincinde. Onlar da biliyorlar ama başka bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bu durumu değişmesi gerekiyor ve bunun görülmesi gerekiyor. Peki Sayın Oluç, tam da bu noktada Lice'de yaşanan bu durum peki sürece nasıl bir ivme getirecektir? Ne yönde gidecektir ki KCK'nin de yine Lice'de yaşananlara ilişkin bir açıklaması oldu ve Lice'deki katliam AKP'nin çözüm politikası olmadığını göstermiştir dedi. Neler söyleyeceksiniz? Adım adım olumsuz bir yöne doğru gelişme görünüyor. Şimdi bunun durdurulması lazım. Bunu durdurabilecek yer aslında hükümettir. Hükümetin yapması gerekenler var. Şimdi şu konuyu konuştuğumuz için, Lice'yi konuştuğumuz için burada yapılması gereken şey çok açık aslında. Yani neden bu karakolların inşaatları konusunda ve karakolların geliştirilmesi konusunda bu kadar heveskar davranıyor hükümet? Neden? Bunun cevabını vermesi lazım. Bu herhangi bir durum değil. Yani siz İstanbul'un herhangi bir mahallesindeki bir karakolun tadilatını yapmıyorsunuz. Siz uzun yıllar on binlerce insanın ölmüş olduğu, büyük bir çatışmanın ve savaşın sürmüş olduğu bir bölgede ve çok acı tecrübelerin yaşandığı, çok ağır sonuçların yaratıldığı bir bölgedeki karakol ve kalekol inşaatlarından söz ediyoruz. Yani herhangi bir karakolun duvarlarını boyamıyorsunuz. Dökülmüş sıvalarını düzenlemiyorsunuz. Başka bir şey yapıyorsunuz. Burada yapılan şey yeni bir güvenlik politikasının adımlarının atılması aslında. Öyle algılıyor insanlar bunu. Orada yaşayan halk bundan rahatsızlık duyuyor. Onun için tepki gösteriyor. Çok insani bir tepki gösteriyor aslında. Şimdi dolayısıyla bu konuştuğumuz konudan hareket edecek olursak yapılacak şey çok açık. Yani bu kalekolların ve karakolların inşaatlarının gerçekten durdurulması gerekiyor. Bunun kimseye bir faydası yok. Zaten orada yeteri kadar karakol var. Var olan karakolları arttırarak bir barış politikası inşa edilmiş olmaz ki. Herkesin gözünün içine sokularak yapılan şeyler kabul edilebilir şeyler değil. Dolayısıyla hükümetin bu konuda bir kez daha düşünmesi, bu konuda bir adım atması gerekiyor. Bu inşaatların devamını gelmesi aslında huzursuzluğun artacağı anlamına geliyor. Şimdi barış ve demokratik çözüm gerçekleşecekse, gerçekten bu konuda bir demokratikleşme dönemi yaşanacaksa, Kürt halkına, bazı bölge halkına dayatmalar yapılmasıyla bir teslimiyet politikasıyla sağlanamaz. Dolayısıyla halkın gönlünün kazanılması gerekiyor bu sürece. Şu yapılanlar halkın gönlünü kazanmıyor. Tam tersine güvensizliğini artırıyor ve güvensiz olanların ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada yapılacak iş aslında hükümete düşüyor. Artık her şey hükümetin sorumluluğunda. Hı hı. Ve adım atacaklarsa atacaklar, herkes görecek. Adım atmayacaklarsa bu tatsızlık bu şekilde devam edecek ve huzursuzluk artacak. Bunun kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla bizim isteğimiz, mücadelemiz esas itibariyle demokratikleşme adımlarının atılması yönündedir. Herkesin isteği budur. Türkiye'de bir barış ortamının sağlanabilmesi için, bir çözümün gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenler hakikaten bilinmektedir. Bunların belli bir plan dahilinde yerine getirilmesi gerekir. Getirilmeyecekse de kimsenin oyalanmaması gerekir. Ben Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, Türkiye'deki farklı halkların yıllardan beri sürdürdükleri, mücadeleden edindikleri önemli bir tecrübeleri olduğunu düşünüyorum. O da şu: birincisi, demokrasinin öyle hiçbir şekilde tepeden birilerine bahşedilmeyeceğini öğrendi. Bu mücadeleyi sürdüren herkes, bütün halklar Türkiye'de öğrendi. Farklı inanç grupları da öğrendi.
İkincisi de bu mücadelenin demokratik yollarla sürdürülmesi ve güçlendirilmesi gerektiği herkes tarafından biliniyor. Dolayısıyla yapılacak budur. Demokratik siyasette, demokratik çözümde inat etmek, bunun kulvarını genişletmek, bunun alanını genişletmek, bu konuda atılması gereken adımların gerçekleşebilmesi için bu mücadeleden bir an bile vazgeçmemek, durmamak, geri adım atmamak, taleplerimiz konusunda geri adım atmamak büyük önem taşıyor. Şimdi böyle bir dönemi bir kez daha yaşadığımızı doğrusu düşünüyoruz. Bu deney çerçevesinde aslında önümüzdeki dönemde yaşanacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi de bu deneylerle yaşanacak. Daha sonra gelecek olan genel seçimler dönemi de bu deneylerle yaşanacak. Şimdi bu yaşanacak. Oyalama taktiğinden bahsediyoruz, evet. Ya bu seçimlerle ilişkisi olduğunu siz de düşünüyor musunuz? Kesinlikle bununla ilişkilendiriyorlar. Yani ama Türkiye'de seçimler bitmez. Yani şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından genel seçimler gelecek. Bakın o kalemşörler 3-4 gündür ne yazıyorlar? Aslında biliyoruz yapılması gereken yasal düzenlemeleri ama işte bunu meclis kapanana kadar gerçekleştirebilir miyiz bilmiyoruz. Şimdi bu yeni bilinmiyordu ki bunlar. Bu yasal düzenlemeler kaç zamandır konuşuluyordu? Evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle meclis kapanacak. Zaman kalmadı, yine yapamayacağız. Peki sonra meclis tatilden çıkınca ne olacak? Biraz sonra meclis tatilden çıkacak. Yine bir şey yapmazsanız bütçe görüşmeleri başlayacak. Onlar bitecek. Genel seçim hazırlıklarına doğru gireceğiz. Yine seçime geldik denecek. Şimdi bu taktikle yürünemez. Bu sürdürülebilir değildir. Bunu görmeleri gerekiyor. Bu anlaşılmazsa bunun siyasi sonuçları elbette ki olacaktır. Yani son yerel seçimlerde Kürdistan coğrafyasında görüldü bunun siyasi sonuçları. Bu bütün Türkiye'de görülecektir bunun siyasi sonuçları. Bu oyalama taktiği kimse için artık yenilir, yutulur bir şey değildir. Bunu hem akıl verenler hükümete görmelidirler, hükümetin yanında yer alıp da köşe yazanlar görmelidirler, danışmanları görmelidirler ve elbette ki bütün hükümette ve AKP çevresindeki herkes de bunu görmelidir. Bu taktikle herhangi bir sonuç alınamaz, beklenemez. Ama hızlı adım atılması, en azından bazı adımların atılması, hiç olmazsa insanların bu sürecin devam edeceğine dair bir fikre ulaşmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde umut nerede olacak? Umudun gelişmesi için ve büyümesi için de mutlaka Türkiye'deki demokrasi güçleri, Kürt siyasal hareketi ve Türkiye'nin bütün emek ve barış güçleri bu birlikte mücadeleyi sürdürerek ve yükselterek taleplerine inatla ve kararlılıkla sahip çıkarak. Çünkü bunlar çok insani taleplerdir, çok haklı taleplerdir. Bu taleplere sahip çıkarak bu konuda herhangi bir boşluk bırakmayarak bu adımların atılmasını sağlayacaklardır. Bugüne kadar nasıl gelindiyse bundan sonra da böyle olacaktır. Ama şu bilinsin ki hükümet adım atmadığı müddetçe yaşanacak bütün olumsuzlukların sorumlusu, siyasi sorumlusu aslında bu hükümettir. Şimdi ben çok merak ediyorum. Kim bu emrini verdi? Kim gerçek mermilerle, kim gerçek mermilerle ateş ettirdi halkın üstüne? Bunun askeri ve siyasi sorumluları kimlerdir? Bunların açığa çıkarılması lazım. Bunların soruşturulması lazım. Derhal görevden el çektirilmesi lazım. Biraz evvel sizin o haberinizde gösteren imha edeceğiz anonslarını yapmış olanlar kimlerdir? O anonsları yaptıran anlayış kimdir? Gerçekten lanetlenmesi gereken bir anlayışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunların hepsinin açığa çıkarılması lazım. Bütün bunlar, o anonsu yapanlar aslında ortalığı provoke eden, bir demokratik çözüm için mücadele eden herkesin attığı adımların altüst olmasını hedefleyen anlayıştır. Çok açık. Aslında ne kadar iyi yakalanmış o anlayış görünüyor çok net bir biçimde. Dolayısıyla bunu yapanların hepsinin açığa çıkarılması ve gerçekten görevden el çektirilmesi gerekiyor. Siyasi ve askeri sorumlularının. Bunun üstü örtülmemelidir. Kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bu böyle devam ederse bölgede daha büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Ve hiç kimse artık hiç kimsenin ölmesini istemiyor. Hiçbir eve ateş düşsün istemiyor. Şimdi Ramazan Baran'ın ve Baki Akdemir'in
ailelerine ve dostlarına, bütün Kürt halkına bir kez daha başsağlığı dilemek istiyorum. Ve sabır diliyorum ailelerine. Gerçekten hiçbir eve artık ateş düşsün istenmiyor. Bu anlaşılmazsa bu zihniyetle o anonsları yapanlar daha çok canın yanmasına neden olurlar. Biz Türkiye'de bunu daha evvelden yaşadık. Türkiye'de bunu 80'li yıllarda, özellikle 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda bunların hepsi yaşandı. O anonsları yapan zihniyet hala aynı yerde duruyor. Kafası değişmedi, anlayışı değişmedi. Bunun değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde ne demokratikleşme olur, ne barışçı bir çözüm gerçekleşebilir, ne de eşitlik için adımlar atılabilir. Bu kadar kritik bir noktada durduğumuzu düşünüyorum. Hükümet umarız bu mesajları alıyordur. Biz HDP olarak da bu mesajların çok güçlü bir şekilde duyulması için Türkiye'nin her tarafında demokrasi güçleriyle birlikte dayanışmamızı arttıracağız. Demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Ta ki bu anlaşılana ve adım atılana kadar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki Sayın Oluç, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Değerli katkılarınız için. Evet, HDP eş genel başkan yardımcısı Saruhan Oluç'tan da hem süreci hem Lice'de yaşanan son olayları, akabinindeki gelişmeleri değerlendirmesini istedik. Teşekkür ediyoruz kendisine yorumları için. Sayın seyirciler, KCK Yürütme Konseyi eş başkanı.